Yabancı Biz stüdyolarından herkese merhaba. Bugün günlerden cuma ve biz yine Kahveler Bizden'le canlı yayındayız. Bugün yanımda profesyonel rüzgar sörfçüsü Lena Erdil var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız öncelikle? İyiyim, teşekkürler. Sizin rüzgar sörfçüsü olduğunuz profesyonel birisiniz artık. Ve bunun hikayesini istiyorum öncelikle sizden dinlemeyi istiyorum. Bu işe nasıl başladınız? Nasıl rüzgar sörfçüsü olmaya karar verdiniz? Biraz dinleyelim sizden. Bu biraz uzun bir hikaye olacak. Olsun, zamanımız var, biz dinleriz. Ya ilk aslında sörfle tanışmamı hatırlamıyorum bile. Annem ve babam ikisi de sörfçü. Hatta sörf sayesinde evet. Tanışmışlardı. Ya aynı zamanda babam aslında profesör spor bilimlerinde Marmara Üniversitesi'nde. Yani çok sportif bir ailenin içinden geliyorum. O yüzden sörfle tanışmamı hatırlamıyorum bile. Onun dışında yaklaşık 10-11 yaşlarımda daha böyle biraz fazla yapmaya başladım. Ya da bilinçli yapmaya başladım diyebiliriz. O zamanlar Almanya'da yaşıyorduk. Annem Alman. Yaz tatillerini hep Ege kıyılarına geliyorduk. İşte Alaçatı, Çeşme, Ilıca, Bodrum sonrasında. Buralarda yaz tatillerimi hep sörf yaparak geçirdim. İlk başta işte Türkiye şampiyonalarına katıldım. Ya da yarı işte küçük yarışlarda kendimi deneyimledim diyebilirim. Orada da çok çabuk bir şekilde aslında başarılı olmaya başladım. İşte genç bayanlarda, sonrasında işte bayanlarda podyuma çıkmaya başladım. Yurt dışında yaşadığımız için de yurt dışındaki yarışlara da katılmaya başladım. Hı-hı. Yaklaşık 16-17 yaşımda ilk kez işte bir Avrupa şampiyonasına katıldım. Sonrasında dünya şampiyonasına. O zamanlar Alaçatı'da da dünya kupasının bir ayağı yapılıyordu. Yani aslında hani kendimizin bizim kendi ülkemizde dünya kupasının yapıldığı için orada katılma fırsatı yaşadım. Maalesef bir son 3-4 senedir bu yarış artık Türkiye'de yapılmıyor. İnşallah tekrar geri dönüyorum. Çünkü benim gibi hani genç yaşta böyle bir yarışa katılma fırsatı bulan gençlere çok güzel bir tecrübe yaşatıyor. Bu şekilde yani yarışlara katılmaya başladım. Başarılı olmaya çalıştım. Oldum. Evet, az önce de anne ve babanızın aslında desteğiyle bugünlere hani geldiğinizi, onlar sizi tanıştırdı rüzgar sörfüyle. Araştırmalarıma göre anneniz ve babanız da rüzgar sörfü vesilesiyle tanışmış aslında, değil mi? Onu da biraz alabilir miyim, hikayesini sizden dinleyelim. Dediğim gibi annem Alman, ilkokul öğretmeniydi. Ve Almanya'da biliyorsunuz birçok Türk var ve sınıfında da bir sürü Türk çocukları vardı. Ve birazcık daha Türk kültürüyle ilgili bir şeyler öğrenmek için Türkiye'ye geliyor. Ama sörfürle birlikte geliyor, arabasıyla geliyor, işte kamp malzemeleriyle. Tam bir böyle özgür bir kadın yani gerçekten. Ve Marmaris'te bir yerde plajda sörfünü kururken babamla tanışıyor. Biraz filmlerdeki gibi olmuş değil mi? Öyle oldu, evet. Çok güzel bir hikaye aslında. Evet. O özgür ruh sizde de var mı biraz? Sanırım evet, annemden bana geçmiş. Evet, çok da güzel olmuş bence. Evet. Peki şöyle bir şey de merak ediyorum aslında. Rüzgar, o denizin üstünde, o sörfün üstünde nasıl başardınız bunu? Yani denizden korkar mıydınız, yoksa direkt yok hayır korkmam, ben bu işi yaparım, bu iş için doğmuşum zaten diyor muydunuz o zamanlarda? Ya evet, dediğim gibi çok küçük yaştan itibaren başladığım için sörf artık böyle benim bir parçam gibi yani. Onunla birlikte kendimi bir hissediyorum rüzgarda, denizde hareket ettiğim zamanlar. Rüzgardan hiçbir zaman korkmadım. Denizden de korkmadım yani, öyle küçük yaşta başlayınca herhalde böyle oluyor. Hatta gittikçe daha işte zorlu şartları bulmaya çalışıyorum. İşte daha büyük dalgalar, işte daha sert rüzgarlar, kendi sınırlarımı zorlamaya çalışıyorum sürekli bu işte hava şartları, farklı farklı hava şartları bularak. Ben izledim aslında, yani bana göre, şu an hiç yapmayan birine göre çok zorlayıcı şartlar altında yapıyorsunuz bence bu sporu. Çünkü o dalgalar beni biraz ürkütüyor açıkçası. Yani siz alışmışsınız tabii küçüklükten beri öyle olunca. Şuraya gelmek istiyorum. Bir yarışta geçtiğimiz yazın başında diye hatırlıyorum izlediklerime göre. Sakatlanmışsınız maalesef. Geçmiş olsun tekrardan. Onunla ilgili bir veterimiz var. Dilerseniz onu izleyelim. Onun üzerine bu sakat sağlık meselesini biraz konuşalım istiyorum. Tamam, okey. This is Lena Erdl heading out. This looks like a good ramp. What are we going to see? There's the forward. Oh!
Lane Arnold, good forward from Hilda as well. Both with really good forwards, quite equally matched there. She alright? I think she might have just hurt herself. Let's hope she's okay. Oh, that doesn't look good. She's crawling. Oh no. Kanarya Adaları'nda yapmışsınız. Kanarya Adaları'nda bu kaza maalesef gerçekleşmiş. Peki o an ne hissettiniz? Onu da merak ediyorum aslında. Böyle bir sporcu için başına gelebilecek aslında en kötü şeylerden biri sakatlanmak. Evet. Ne hissettiniz o anda? Böyle spor hayatım, kariyerim bitti, sonlandı diye düşündüğünüz oldu mu? Hayır, tabii ki de. Hayır, öyle kötü düşünmelerden o kadar kötü asla uzak dururum yani. Hiç öyle bir şey. O tarz bir düşünce hiç kimsenin işine yaramaz yani. Bu yarış Ağustos'ta oldu. Aslında normalde ben slalom dalında yarışıyorum. Bu Formula 1 yarışlarına benziyor. Düz suda yapılıyor. Ama son bir iki senedir dalga yarışlarına da katılmaya başladım. Bu dalga surf disiplini. Evet. Bu yarış da Gran Canaria Pozu diye bir yerde. Orası çok çok sert rüzgar alıyor. Ve aslında daha önceden hiçbir zaman katılmamın sebeplerinden bir tanesi de fazla rüzgar risk almak istememem. İşte slaloma sonuçta önem veriyorum ve işte kendimi sezonun ortasında bu tarz riskli şeyleri yaparak sakatlamak asla istemezdim. Ama bu sezon erken bitti yarışlarımız. Yarış sezonumuz Temmuz'da bitti. Öylece bu yarışa katılma fırsatım oldu yani, öyle diyelim. Hani o riski göze aldım ve gittim orada yarıştım. Ve maalesef ilk yarışta takla atarken birazcık düz indi, bordum ve ayağımı kırdım. Lisfranc kırığı diye bir sakatlık yaşadım. Ayakları, metatars kemiklerini bir arada tutan bir bağ var. O bağ yırtıldı, birkaç kemik kırıldı. Oradan sonra direkt işte Türkiye'ye döndüm. Burada ameliyat oldum. Tedavi Türkiye'de oldunuz. Evet, şu anda sadece tedavi görmek için ilk kez hayatımda İstanbul'a taşındım. İstanbul'a ilk kez mi geldiniz? Ya tedavi ilk kez için gelmedim de ilk kez uzun süre kalıyorum. Yaklaşık 3 aydır şimdi buradayım. PT Akademi adlı bir fizyoterapi stüdyosu var. Onlar sakatlığım anından itibaren hep yanımda oldular. Ve hemen hemen haftanın 6 günü şu anda onların yanına gidiyorum. Orada tedavi görüyorum. Hem manuel tedavi hem demin videoda gördüğünüz gibi işte artık hani yürümeye başlama, işte evet, dengede durma, ayağı tekrar güçlendirme falan. Bu tarz hareketleri yapıyoruz. İyileşme süreci de uzun bir zaman alıyor aslında, değil mi? Evet, maalesef yani çok küçük bir kırık ama çok lanetli bir kırık. Yani ilk başta hemen işte en az 4-6 ay arası işte sörften uzak durman gerekecek. İşte hani yoksa tekrar kırma riski var. Ki ya da sizin işte içinde bu zor bir şey olsa gerek. Yani sevdiğiniz şeyden uzak kalmak maalesef. Tabii, evet. Mecburiyetten dolayı. Yani sporcu hayatımda şu ana kadar yaşadığım en büyük zorluk bu. Ama en iyi şekilde işte değerlendirmeye çalışıyorum bir şekilde, işte kendimi mental olarak, fiziksel olsa gerek, daha iyi bir şekilde bir sonraki sezona hazırlamaya İnşallah. Başlıyorum. Ve surf'ü tekrar yapmak için inanılmaz sabırsızlandım şu anda. Evet, şu an içinizden bir şey istiyor herhalde, çok istiyorsunuz. Onu gözlerinizden görebiliyorum gerçekten. Bu iyileşme sürecinizde aslında YouTube'a koyduğunuz vloglarla da gösteriyorsunuz. Peki o fikir nereden çıktı bu vlogları çekme? Telefonla mı çekiyorsunuz vlogları yoksa profesyonel kameranız falan var mı? Vlog çekmeye aslında sene başında başladım. Yani ilk vlogumu sanırım Aralık ayı geçen sene, işte 2018'in sonlarına doğru çekmeye başladım. Çünkü insanlar bana artık çok şey dedi. Lena, sen çok seyahat ediyorsun. Hani bu kadar yerler görüyorsun. Neden hani birazcık paylaşsan çok iyi olur gibi öneriler geldi. Ben de tamam dedim, hani bir deneyeyim, bir başlayayım bu işe. Bir YouTube kanalı açtım ve vloglar paylaşmaya başladım. İlk başta gerçekten her hafta bir vlog yayınladım. Bu işte sezon, slalom yarış sezonu başlarına kadar her haftada bir tane yayınladım. Sonra işte
yarışlar çok ardı ardı gelince o tempoyu tutamadım. Çünkü evet, gerçekten zor çünkü. Soruna da cevap vermek için her şeyi kendim yapıyorum. İki tane GoPro, bir tane... GoPro ile çekiyorsun. İki GoPro ve de telefonumla çekiyorum. Bütün editini kendim yapıyorum. İşte müziklerini seçiyorum. O yüzden bayağı zaman alıyor ve yarışlarımın arasında sıkıştıramadım. Belki bu sene daha profesyonel biriyle birlikte çalışıp yani üzerimden biraz yük alıp evet. vloglara devam etmek istiyorum. İşte sakatlığımdan beri iki tane vlog yayınladım. Çünkü genelde takipçilerim daha çok aksiyon seviyorlar. Ve şu onlar anda çok o tarz aksiyonu veremediğim için ya da belki de yani bilmiyorum. Evet, iyileşme sürecinizle ilgili biraz da işte fizik tedaviden bahsettiniz az önce. Onları da gördüm, izledim ben de birkaç tanesini. Bir de aslında merak ettiğim, siz Bodrum'da bir rüzgar sörfü yeriniz var, mekanınız var orada. Eğitim veriyorsunuz değil mi? Ne zamandan beri bu? Ortakent'te, Lener Living Surf Center adında bir sörf okulumuz var. 11. senemiz. Yine ailemle birlikte açtık orayı. Evet, işte babam da orada, müdürümüz de var. O şu anda ilgileniyor. Yani ben de ders veriyorum. Sadece özel seviyeleri seviye ders veriyorum. Özellikle benden ders almak için önceden hani randevu alması gerekiyor. Çünkü her zaman orada olamıyorum. İşte yarışlarımdan dolayı yurt dışına çok fazla uzak zaman geçiriyorum. Uzak kalmanız gerekebiliyor bazen. Evet, ve şu anda bu yaz maalesef gerçekten İstanbul'da yatarak geçti büyük bir kısım. Evet. O yüzden neredeyse hiç olamadım. İzlediğim videolardan da bir tanesinde Bodrum'da bir adaya gidiyorsunuz bordun üstünde. O aslında ilgimi çekti. Onu da GoPro ile çektiniz sanırım değil mi? O çok keyifli bir şey geldi bana ya. Ama tek başınıza biraz da ürküttü beni açıkçası. Çünkü açık bir deniz var orada ve hani ben olsam yapamazdım. Yani Bodrum'daki deniz bana gerçekten bir havuz gibi geliyor. Artık orası değil mi? Yani bir de çok çok iyi biliyorum. Yani hani yaz kış senelerdir hep o koyda çıkıyorum. Hep Ortakent'te surf yapıyorum ben. Ortakent'in rüzgarı çok güzel. O yüzden o koyun böyle milim milim her noktasını çok iyi biliyorum. Orada kendimi dediğim gibi havuzda gibi hissediyorum. Hiçbir şekilde korkmam. Gerçekten orası size artık diğer denizlerden sonra havuz gibi geliyor. Peki şöyle de bir şey, o şimdi o rüzgar sörfü meselesi aslında profesyonel bir şey de olduğunda pahalı bir şey mi? Bunun bordu var çünkü ekipmanları var, giydiğiniz kıyafetler var. Pahalı mı? Nasıl olur? Yani yeni başlamak isteyen biri olsa, size gelse ne yapmaları lazım? Yani rüzgar sörfünü tabii ki benim gibi profesyonel anlamda yapmak çok pahalı bir spor haline geliyor. Çünkü malzeme kısmı çok fazla. Bir işte Formula 1 arabası gibi düşünebilirsiniz diyorum ben genelde insanlara. İşte hani lastikleri ayrı, parçaları ayrı, işte her şey genelde karbon, çok hafif, işte en üst performans teknoloji yeni kullanılan şeyler. Her sene tekrar değiştiriyoruz işte... Tabii artık hani belli bir yılda dünya çapında ilk üçte olduğum için sponsorlarım var. Evet. Starboard markası, Point Seven markası. Bunlar işte bütün malzeme ihtiyaçlarımı karşılıyorlar. O yüzden o açıdan benim bir sıkıntım yok. Ama yeni başlayanlar için ya da özellikle yeni yarışmaya başlayanlar için bu ilk başta küçük bir yatırım istiyor. Gerçekten. Evet, az da olsa. Çünkü yarışırken hani doğru malzemeyi kullanmak da çok önemli. Çünkü rüzgara göre yelken büyüklüğü, board büyüklüğünü değiştiriyoruz. Ve hız olarak o çok büyük farklar yaratabiliyor. Mesela ben yeni başlayan biriyim rüzgar sörfüne. Bir sörf tahtası için ne kadar ödemem gerekiyor? Ne kadara mal edebilirim ben bunu? Ya aslında ilk başta başlarken normalde bir sörf okulunda kurs alıyorsunuz, temel eğitim alıyorsunuz. Evet. Bu temel eğitimleri işte 500-600 liradan alabilirsiniz. Yani çok büyük bir yatırım değil. O kursları aldıktan sonra kendiniz gidip gelebilecek hale geliyorsunuz. Sonrasında kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Yani böyle hemen ben başladım şimdi malzeme alıyorum diye bir şey yok aslında rüzgar sörfünde. En az bir 1-2 sene yapmanız gerekiyor hani kendi malzeme almanız için. Sonrasında ikinci el malzemeler çok uygun.
Türkiye'de özellikle Avrupa'daki pazarlara karşılaştırınca ikinci eller gerçekten çok ucuza satılıyor Türkiye'de. Yani gitti gidiyor ya da işte evet. Facebook grupları var oradan başka surfçilerden çok rahatça bulunabilir. İşte 500 euroya da güzel bir board bulabilirsiniz mesela. Sanırım yine böyle güzel bir takımı 1000 euroya tamamlarsınız. Anladım. Peki sizin kursunuzda, siz eğitim veriyorsunuz. Kursunuza geldiğimizde mesela siz eğitimi vermeye nasıl başlıyorsunuz? İlk önce dengede durmayı mı öğretiyorsunuz? Sinirlerine hakim olmayı mı yapamıyorum deyip bırakanlar oluyor mu? Bunları da merak ediyorum biraz. İlk önce birazcık rüzgar bilgisi veriyoruz. İşte rüzgar nereden geliyor? Bu rüzgarın nereden geldiğini nasıl anlayabilirim? Ondan sonra kendimizi işte rüzgara göre nasıl ayarlamamız gerektiğini, işte yelkeni nasıl tutmam gerekiyor, board'un üzerine nasıl durmam gerekiyor, board'uma nasıl yön veriyorum ve nasıl dönüş yapıyorum gibi gibi şeyleri karada anlatıyoruz. Karada? Karada, simülatörde. Ondan sonra genelde küçük bir denge çalışması yaptırıyoruz suyun üzerine. Burada işte board'un üzerine en iyi şekilde nasıl dengede dururum kursunu veriyoruz ya da işte küçük bir deneyim yapıyoruz. Ondan sonra işte board ve yelkeni birleştirip sizi de board üzerine bindirip başlıyorsunuz ve genelde herkes hemen ilk derste gidip gelebilecek hale geliyor yani gerçekten. Sonrasındaki derslerde de rüzgara karşı gitmeyi öğreniliyor aslında. Yani başladığınız noktaya geri dönmek. Çünkü en büyük sıkıntı odur. Yeni başlayanlar bilir. Ben gittim ama dönemedim. Oluyor öyle şeylerde. Bazı filmlerde de şimdi izlediğimiz filmler aklıma geliyor biraz da. Çünkü denizin üstünde hani filmlerin girişlerinde böyle rüzgar sörfü yapanlar falan görürüz. Bazı filmlerde oluyor bunlar. Siz bunları gördüğünüzde, izlediğinizde diyor musunuz? Bu işin teknik kısmını mı düşüneyim şu anda yoksa evet güzel geliyor benim gözüme de. Yani aslında bu kadar kolay değil tabii ki onları yapması ama siz ne düşünüyorsunuz? Dalga sörfünü. Evet. Ya dalga sörfünü birazcık yapıyorum. O yüzden ne kadar zor olduğunu çok iyi biliyorum. Yani çok çok severek de yapıyorum ve kendimi her bir dalgalı bir yerde bulduğumda kendimi orada da geliştirmeye çalışıyorum. Ya işte hani sadece dalganın gücüyle gitmek de apayrı bir şey. Bizim hani hem rüzgar hem dalganın gücünü kullanıyoruz bazen ama sadece dalga olunca daha başka bir şey oluyor. Peki bu dalgalar her denizde aynı değil bildiğim kadarıyla ve rüzgar sörfü içinde genellikle duyduğumuz kadarıyla tabii Alaçatı'da işte daha iyi olur gibi duyumlar var. Siz nereleri tercih ediyorsunuz bunun için? Dediğim gibi Türkiye'de genelde Bodrum'da, Ortakent'te işte kendi okulumun olduğu yerde oluyorum. Peki Bodrum'dan başka var mı favori mekanınız? Tabii ki çok fazla yer var. Yani Türkiye'nin her bir kenarı aslında o kadar güzel ki rüzgar sörfünü yapmak için. İşte dediğimiz gibi Alaçatı çok güzel. Evet. İşte Urla'da bir sürü yer açıldı. İşte Ayvalık, Datça, aslında Çanakkale, işte orada Gökçeada, oradaki adalar. O kadar çok yer var ki çünkü özellikle yaz aylarında da çok güzel rüzgar alıyor Ege kıyıları. Rüzgar sörfü açısından mükemmel bir yere sahibiz. Keşke daha çok insan bu sporu yapsa. Keşke. Belki de birazcık dediğim gibi önceden de konuştuk biraz ama korkularından dolayı buna başlayamayanlar, rüzgar sörfüne başlayamayanların olduğunu düşünüyorum kendimce. Bilmiyorum ne kadar doğru ama olabilir diye düşünüyorum. Aksanınızda biraz bir farklılık var aslında. Annenizin Alman olduğunu söylediniz. 5 dil bildiğiniz gibi bir bilgi geldi bana. Doğru mu? Hangi diller bunlar? Evet, doğru. 5 dil biliyorum. Almanca, İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve Türkçe. Süper. Başka dil kaldı. Yani işte birazcık şanslıydım aslında. Dediğim gibi annem Alman. Evet. Almanya'da büyüdüm. Sonrasında Belçika'ya taşındık. Belçika'da da biraz özel bir lisede eğitim aldım. Avrupa Okulu diye bir okul. Orada birçok ülkeden farklı arkadaşlarla birlikte sürekli hem pratik yapma şansımız oluyor hem dile önem veren bir okuldu. O yüzden ikinci dil İngilizce olarak başladım. Ülkede zaten hem Fransızca hem Flamanca konuşuluyor. O yüzden Fransızcayı kolay bir şekilde öğrenip pratik etme fırsatım oldu. Aynı zamanda evet İspanyolcayı da orada öğrendim. Türkçe'yi de aslında sadece babam sayesinde öğrendim. Çok sağ olsun. Yani küçük yaşımda
yani doğduğum günden beri benimle sürekli Türkçe konuştu. Yani uzun zamanlar yurt dışında kalmış olsam bile sadece onunla pratik yaparak bu şekilde Türkçemi kaybetmedim en azından. Onun dışında tabii sürekli dünyayı gezdiğim için ve işte surf dünya kupasını takip eden işte farklı ülkelerden bir sürü sporcuyla arkadaş olduğum için sürekli o dilleri pratik yapabilme fırsatını buluyorum. O da büyük bir şans. Kesinlikle çok büyük bir şans olduğunu düşünüyorum ben de. Şöyle de bir şey merak ediyorum sizin hakkınızda. Hayatımın fotoğrafı diyebileceğiniz bir fotoğraf var mı? Mesela Google'a Lenerdil yazdık ve bir fotoğraf çıktı. Bu şampiyonluk olur, sizin kazalarınızla ilgili olabilir. Direkt Lena Erdil deyince aklınıza gelen bir fotoğraf var mı? Ya aslında şey evet, büyük dalgalarda Hawaii'de Maui diye bir ada var. O dalgalarda surf yaparkenki fotoğraflarım artık benim favori fotoğraflar. En güzel fotoğraflar. Ama daha yayınlamadığım birkaç fotoğraf var. Onlar çok daha güzel. Google'a yansımadı, düşmedi. Onlar geçen sene Avustralya'da çekildi. Avustralya'da Margaret River diye çok ünlü bir dalga surf yeri var. Hani rüzgar surf açısından da çok ünlü. Çok da köpek balığı olan bir yer. Oraya board sponsorum Starboard'un fotoğraf çekimi için işte davet edildim. Orada yapıldı. Ve o kocaman dalgalarda işte surf yaparken helikopterle bize fotoğraf çektiler. O fotoğraflar gerçekten süper. Yani hayatımın en unutulmaz fotoğrafları olabilir. Peki rüzgar sörfçüsü, köpek balığından bahsettik. Köpek balığından korkar mı rüzgar sörfçüsü? Yoksa size daha fazla adrenalin mi verir o köpek balıklarının orada oluşu siz rüzgar sörfü yaparken? Yani daha fazla adrenalin veriyor demeyelim de o genelde düşünmemeye çalışıyorsunuz. Düşünmüyorum. Yani rüzgar sörfü yaparken. Hiç olmamış gibi, hiç yoklarmış gibi. Evet, sonuçta özellikle hani öyle dalgalı yerlerde sörf yapınca daha çok dalgaya, rüzgara, işte hani doğru yerde olmaya odaklanıyorsun. Onlar arka planda kalıyor yani. Evet, çünkü aslında öyle de bir gerçek var orada ama aklınıza getirmediğiniz sürece. Yani normal dalga sörfü yapınca işte sadece board'un üzerine sürekli hani suyla temasta oluyorsunuz, suyun içinde oluyorsunuz. Evet. Orada daha çok düşünme fırsatım oluyor. Özellikle işte dalgaları bekliyoruz arada. Hani sürekli board, yani rüzgar sörfü yaparken sürekli board'un üzerindesiniz. Orada sürekli yüzer hale ya da board'un üzerine oturarak dalga bekliyorsunuz. Dalga yakalamaya çalışıyorsunuz. Evet. Zaten şey diyorlar genelde işte köpek balıkları o sörfçüleri fok balığına benzetiyorlar. O yüzden saldırıyorlar. Çünkü aslında saldırgan hayvan değiller yani. Son olarak da son sorum size bu. Simyacı kitabında yer alan, şuradan okumak istiyorum. Bir şeyi gerçekten istersen hedefine ulaşman için bütün evren işbirliği yapar. Felsefesiyle hareket ettiğiniz yazıyor. Bunu biraz açabilir miyiz? Yani bu felsefeyi nereden aklınıza geldi, bu felsefe doğrultusunda yürümek diyeyim. Ya bu kitabı çok beğenmiştim. Yani herkese tavsiye ederim de okumaya. Sonuçta işte hayallerine inanarak hareket et, işte iyi şeylerin olduğuna inan. Bu aslında birazcık pozitif psikolojiyle el ele giden bir şey. Sürekli olumlu düşünmek, olumlu şeyleri pozitif göz olmak. Önünde tutmak. Bu yani hani kanıtlanmış bir bilim dalı haline geldi artık. O yüzden bunu sürekli göz önünde tutmaya çalışıyorum ve özellikle spor hayatımda da işte yarışlarda olsa gerek. Bunu kendimce en iyi şekilde kullanabileceğim bir güç olarak kullanıyorum yani. Çok da güzel bir söz gerçekten. Ben çok teşekkür ederim geldiğiniz için, konuk olduğunuz için. Ayaklarınıza sağlık. Kahveler Bizden'in bugünlük sonuna geldik. Pazartesi günü yine 12.30'da canlı yayınla karşınızda olacağız. Hoşça kalın.